Merhaba arkadaşlar, YGS tarih derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk konumuz tarihe yardımcı bilimler. Coğrafyadan başlıyoruz. Coğrafya yer bilimi demektir. Tarihe katkısı şu yönde olur. Yaşanılan coğrafi ortam toplumların tarihini şekillendirir. İkinci yardımcı bilimimiz arkeoloji arkadaşlar. Bu kazı bilimi demektir. Özellikle tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe çok ciddi anlamda katkısı olmaktadır. Etnografya kültür bilimi demektir. Eski kültürleri inceler arkadaşlar. Bu şekilde tarihe yardımcı olur. Yine karbon 14 metodu var. Bu da tarihi araç gereçlerin yaşını hesaplamada kullanılan bir metottur. Bir laboratuvar ortamıdır. Tabii burada şuna dikkat edeceğiz. Tarihte deney ve gözlem metodunu kullanmıyoruz. Bu çok istisnai bir durumdur karbon 14 metodu. Ona dikkat edelim. Numizmatik eski paraları inceleyen bilim dalıdır. Paleografya eski yazıları inceler. Heraldik armaları inceleyen bilim dalıdır. Ayrıca tabii tarihte kullanılan bayrak, filama gibi tarih araç gereçleri de inceler. Yine sicilografi var. Mühürleri inceler arkadaşlar. Mühür bilimidir. Filoloji yine dil bilimidir. Tarihe ciddi anlamda katkısı olan alanlardandır. Kronoloji takvim bilimidir arkadaşlar. Tarihi olayları sıraya sokar. Tabii bunu yaparken de aynı zamanda neden-sonuç ilişkisi kurmamızı da sağlar arkadaşlar. Diplomatik, uluslararası ilişkileri, antlaşmaları ve yazışmaları inceler arkadaşlar. Epigrafi, kitabe bilimidir. Kitabeleri, tabletleri inceleyen bilim dalıdır. Yine sosyoloji, toplum bilimidir. Toplumun içinde bulunduğu durumu bize ifade eder ve tarihe yardımcı olur arkadaşlar. Tarihin devirlere ayrılması konusuna geçiyoruz arkadaşlar. Tarih iki devire ayrılır. Bir, tarih öncesi devirler. İki, tarihi devirler. Öncelikle arkadaşlar, tarih öncesi devirleri biz ele alacağız. Tarih öncesi devirlerde kendi içerisinde iki kısma ayrılır arkadaşlar. Taş devri ve maden devri olarak. Taş devrinden itibaren başlıyoruz arkadaşlar. Taş devri de kendi içerisinde üç kısma ayrılarak değerlendirilir. Birinci kısım, yontma taş devri ya da paleolitik devir. Bu devirde insanlar mağaralarda yaşamışlardır arkadaşlar. Yani göçebe yaşam söz konusudur. Avcılık ve toplayıcılık ile geçimlerini sağlamışlar ve dönemin sonuna doğru da ateşi kontrol altına almışlardır arkadaşlar. Orta taş devrine geçtiğimizde burası mezolitik devir diye de adlandırılır. Bu dönemde çok fazla gelişme yok. İklim yumuşaması söz konusudur ve aynı zamanda tabii yontma taş devrinden cilal taş devrine bir geçiş aşamasıdır. Cilal taş devrine baktığımız arkadaşlar neolitik devir diye de adlandırılır ve bu dönemde insanlık tarihinde çok önemli gelişmeler başlayacaktır. Özellikle başlı başına tarım. Tarımsal üretimin başlamasıyla da tabii ki yerleşik yaşam söz konusu olacaktır ve ilkel anlamda ilk köyler, ilk yerleşim yerleri de oluşturulacaktır. Ve tabii tarıma bağlı olarak da yine orak, saban ve değirmen gibi tarım araç gereçleri de kullanılmaya başlanacaktır. Hayvanlar evcilleştirilecek ve hayvancılık başlayacaktır. Yine ticaret, takas usulüyle tabii birlikte başlayacaktır. Çünkü bu dönemlerde para henüz yok. O yüzden takas usulü de bir nevi ticaret sayılacaktır arkadaşlar. Yine çanak, çömlek yapımı, seramik yapımı da bu dönemde başlayacaktır. Meslekler ortaya çıkacaktır. Yine hukuk kuralları ortaya çıkacaktır. Özel mülkiyet anlayışı ortaya çıkacaktır. Ve de kölelik bu dönemde ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Tabii taş devrinden maden devrine geçişte arada kalkolitik dediğimiz bir dönem vardır arkadaşlar. Bakır taş diye adlandırılır. Yani hem bakır hem taş bir arada kullanılmıştır.
Bu devirden sonra ise tam olarak maden devirlerine geçilmiştir. İlk devrimiz bakır devri olarak geçer arkadaşlar. Bu dönemde bakır yoğun olarak kullanılacaktır. İkinci devrimiz ise tunç devridir arkadaşlar. Yine bu dönemde ilk uygarlıklar ortaya çıkacaktır. Sümer uygarlığı gibi, Çin uygarlığı gibi. Demir devrine geçtiğimiz arkadaşlar, bu devirde yine demir yine yoğun olarak kullanılacaktır. Ve dönemin sonunda da Sümerler yazıyı bulacaktır ve tarihi çağlara da geçilecektir arkadaşlar. İkinci kısma geçtiğimizde arkadaşlar, tarihi devirler. Bu devirler çağ kavramıyla ifade edilir. 4 tane devrimiz var. İşte ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ. İlk çağ arkadaşlar, Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlar. Milattan önce 3200'lü yıllarda. Ve kavimler göçüne kadar devam eder. Orta çağa baktığımızda kavimler göçünden İstanbul'un fethine kadar geçen süreyi kapsar. Yeni çağ İstanbul'un fethinden Fransız ihtilaline kadar geçen süreyi kapsar. Yakın çağ ise Fransız ihtilalinden itibaren başlayıp günümüze de devam eder. Şimdi arkadaşlar leblebi notlarımız geliyor. Birinci notumuz arkadaşlar, tarih öncesi dönemlerin devirlere ayrılmasında temel ölçüt kullanılan araç gereçlerdir. Yani taş kullanılıyorsa o döneme taş devri, maden kullanılıyorsa o döneme maden devri denilmiştir. Diğer leblebi notumuza geçtiğimiz arkadaşlar, geçmişten günümüze yaklaştıkça devirler arasındaki zaman farkının azalması, bilim ve teknolojinin gelişmesiyle ve toplumlar arası etkileşimin artmasıyla ilgilidir. Evet arkadaşlar, sıradaki konumuz tarih öncesi dönemlerde Anadolu. Tabii Anadolu'da da bu devirler yaşanmıştır arkadaşlar. Yontma taş devrinden itibaren birçok yerleşim yerine, birçok mağaraya rastlamaktayız. Yontma taş devrinde özellikle Antalya, Karayin, Beldibi ve Belbaşı mağaraları yaşam yerleri olmuştur diyoruz. Cilalı taş devrine baktığımızda özellikle Diyarbakır Çayönü çok önem arz etmektedir. Tarımsal üretimin yapıldığı en eski yerleşim yerlerinden bir tanesidir çünkü burası. Yine Konya Çatalhöyük, burası da insanlık tarihinin en eski şehir yerleşmesi olarak bilinmektedir. Maden devrine gelindiğinde Anadolu'da birçok yerleşim yerine şahit olmaktayız arkadaşlar. Özellikle Çanakkale, Truva, Yozgat, Alişar, Çorum, Alacahöyük, Burdur, Hacılar, Kayseri, Kültepe gibi yerler bu dönemde yerleşim yerleri olmuştur. Burada tabii özellikle Anadolu'da tarihi devirleri başlatan gelişme var. Nedir o diye soracak olursanız, Mezopotamya uygarlıklarından Asurların Anadolu'da özellikle Kültepe yakınlarında kurdukları ticari koloniler, ticaret kolonileri tabii Hititlerle olan, Anadolu uygarlıklarından Hititlerle olan ilişkilerini arttırmıştır. Ve bu sayede de Asur-Hitit etkileşimi yazının Anadolu'ya gelmesinde de ana etken olmuştur. Ve tarihi devirler bir bakıma Asurların etkisiyle Anadolu'da başlamıştır diyebiliriz.